Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Beasts'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biraz farklı bir ortamla karşınızdayız çünkü Vapenikler ismini unutmuşum. Şöyle bir sorun oldu, mod paketini update ettik ancak maalesef bir şeyler yerinde gitmedi ve Bionus bize çok sağlam bir sorun çıkarttı. O yüzden biz de şöyle bir karara vardık. Eş, tavukla ne yapıyorsun? Tamam. Biz de şöyle bir karara vardık. Golden Bag of Holding ekstra utilities ekliyor ve alanına bakmak isterseniz şöyle bir alan var. Bunları kullanarak tüm itemlarımızı kendi inventörlerimize taşıdık ve serverdaki player datalarını kopyalayıp yeni bir dünya yarattık ve oraya bu player datalarımızla girdik. Bu sayede tüm itemlarımız kalmış durumda fakat dünya sıfırlanmış durumda. Yani bir gerileme yok, sadece yeniden ev inşa edeceğiz, şudur budur. Bu biraz da o esnadaki çalışmalarımız. Bu bulduğumuz yer ve buraya güzel bir ev planımız var. Ayrıca duyuru videomda şu arkadaşı hatırlıyorsunuz. Merhaba. Catchphrase'ini söyle diyecektim, benden hızlı davrandım. Beni öyle hatırlıyorlar diye düşündüm o yüzden. Evet. Harbi sen kimsin? Ben kimim? Ben... Bilmem kimim ben. Kimsin lan sen? Kimim ben? Ben Aşkın. Ben de eski bir Minecraft oyuncusuyum diyelim. Uzun zamandır oynuyorum. Önceden sadece Vanilla Minecraft oynuyordum. Ondan sonra işte bazı YouTuber'ların da videolarıyla falan ben de FTB'ye özendim. FTB oynamaya başladım. Modlu Minecraft falan derken öyle büyüdü. Şimdi Vanilla'ya pek girmiyorum sonra hiç. Sonra benim kardeşim aracılığıyla benle evet, tanıştı falan. Özgür'le tanıştın. Evet. Öyle. Ondan sonra bugünlere kadar geldik. Evet. Kendisi bu seri boyunca benim gönüllü soranım. Evet. Gönüllü soranım. Gönüllü kurban gibi oldu. Biraz öyle. Tabii şu an makinelerin hiçbirini kurmuş durumda değiliz. Çünkü ama daha evi hazırlamadık. Ancak evi hazırladığımızda makinelerimizi tekrar kurmuş olacağız. O golden back'lerde neler var. Hızlıca göstereyim hatta. Ayrıca şuralara bakacak olursanız Deep Storage ünitlerimizin içinde de bayağı bir şey var. Deep Storage ünitler ne diye soracak olursanız şu şekilde craft edilen bir arkadaşımız MineFactory Reloaded ekliyor ve barrel'lardan çok daha iyiler. Barrel'larla benzer mantıkta çalışıyorlar ancak mesela giriş çıkış noktalarını ayarlayabiliyorsunuz. Kırdığınızda inventörleri birebir kalıyor, şudur budur ve çok daha geniş bir alan sahipler. Bunun dışında şöyle Creative Inventory'den ödünç aldığımız backpack'lerimiz var. Tabi bunlarla işimiz bittiğinde bunları geri atacağız. Evet. Bu şekilde. Zaten Golden Bag of Holding'leri de Creative Inventory'den ödünç almıştık. Onlarla da işimiz bittiğinde geri atacağız. Evet. Bu şekilde tüm itemlarımızı istisnasız. Gerçi birkaç tane cobblestone'u falan geride bırakmıştık değil mi? Evet. Yani pek ihtiyacımız olacağını düşünmüştüm. Evet. Burası yeni Vertex Spawn alanımız. Bayağı güzel bir yer. İki tane dağın arasında bir orman. Ve daha da güzel yanı... ben güncellemeden sonra en iyi şu ayarda açmayı unuttum. Hangisi? Şu, ben üstte gösteriyorum ya hani item'ın ne olduğunu. Ha evet. Ben de açayım onu. O ayar. Burada güzel bir Corrid Stone yatağımız var ve çok güzel bir taştır. Güzel bir dekoratif bloktur. Tabi dekorasyoncumuz bu olduğu için arkadaşımız iyi bir mimardır. Gerçi muhtemelen bizim Özgür de gelecek sonra. Evet. Evet. Planlarımız var. Hani Feed'li Köfte'den alışkın olduğunuz benim iğrenç mimarilerimle kıyasla şu an yanımda 2 adet mimar var. Bir de ara ara sık sık ki mümkün olduğunca, fakat ufak bir sorundan ötürü ara ara kardeşim de buraya gelecek. O da bayağı iyi bir oyuncudur. Aslında bu serinin bu seriye başlama sebebim ona arıcılığı öğretmemdi. Fakat şu anki mod paketimiz onun bilgisayarında biraz fazla kasıyor. Onu çözmeye çalışıyoruz bir yandan. O yüzden ara ara gelecek ki zaten şu an bilgisayar başında değil falan. Evet. O yüzden bu ikinci bölümde eş ve ben. Evet. Bir duyuru videosu tarzı olacak gerçi bu. Çok fazla bir şey yapmayacağız bu videoda. Zaten kısa da olacak. Şu an kaç dakika olmuştur bilmiyorum çünkü yeni kayıt programım Action sayesinde... Oy! Boxsite. Boxsite mı buldun? Evet. Bu ne bolluktur ya? Yeni kayıt programım Action sağ olsun artık süreleri göremiyorum. Süreleri maalesef tahmin etmek zorunda kalacağım ya da süreleri ölçmek için bir çözüm yolu bulmamız gerekecek. Neyse artık bir yol buluruz. O beklerden birinde 3 stack Boxsite var. Evet. Yok, Deep Storage ünitlerden birinde. Sen ne yapıyorsun burada? Dağları deliyorum. Ferhat, is that you? Yok. Yani Cobblestone'un bu yüzden pek arayacağımızı düşünmüyorum. Yani. Artı senin muhteşem sistemin var bir de. Aa evet, onu burada daha kurmadık. Aa evet. Bu arada ufak bir detay. Eşle birlikte ve birkaç arkadaş daha birlikte biz sık sık oynuyorduk normalde. Daha önceden bir altımız pekteyken bir dünyamız vardı. Bayağı iyi gidiyordu o. Sonrasında 1.5.2 ben server aldıktan sonra tabii 1.5.2 de bir dünyamız oldu. 1.5.2 BetaPek'te. Orada bir tane bile quarry kurmadan ki zenginliğimiz nasıldı? Kız kardeşin sağ olsun. Daha bir tane bile quarry kurmadık ancak benim feed köftede sahip olduğumdan daha fazla redstone'a sahiptik. En son 6370 falandı. Not o yarısının kullanılmış haliyle. Evet. Evin önüne zenginlikten artık redstone nehri döşedik falan. Keşke bir resmini falan çekseydik. Duruyor mu hala? Word duruyor hala. Aa tamam. Bir ara onu da bir çeker gösteririm. Tabi orada bir o Word daha çok benim arıcılık pratiğim oldu. Eğlenceliydi. Şimdi de beraber bir seri yapmaya karar verdik. Evet. Öyle bir şey işte. Bu sefer erkenden Tomcraft'a falan başlayalım da çok geri kalmayalım öyle. Evet. Zaten ben yakında başlayacağım. Tomcraft'a başlamanın sebebi var. Magic Bees. Ha, tabii ki. Gerçi son sürümünde Tomcraft araştırması bağımlılığı gerektiriyor mu bilmiyorum ama ben buraya biraz torch yerleştireyim. Videoda ışık düzgün gözüksün diye. Ama gene de Tomcraft'a girişmemiz gerekecek. Gerçi her şeyden öte... arılardan bahsetmişken arılarımı ben şuradan bir alayım. API'ler falan duruyor değil mi? Aldın onları. Evet, aldım onları. Sence? Özür dilerim. Sormamam gerekirdi. Seri ne üzerine? Arı. Arıcılık için önemli şey ne? API. API'lerin bir house'larım. Hatta fark ettim ki diğer save'de daha ne bileyim pulverizer falan yokken direkt carpenter falan koymuşsun. Ha evet. Dur. Evet şimdi... henüz ilk yağmurumuz yağmadı daha. Evet. Bizim serverlarımızın ufak bir geleneği var. Forgecraft'la aynı geleneğe sahibiz aslında. Her daim yağmur yağar. Her daim. Evet, gündüz yapalım. Tamam. Dakika. Ama şey, her daim yağmur yağar. Öyle böyle değil. Adettendir. Hani bari Forgecraft'ta oynayamıyoruz. Hani bir özelliğine sahip olalım. Yağmur. Ve senin 1 dakika telefon mesajın gözüküyor şu an. Evet, fark ettim. Tamam gel, ben şu APR'leri kurayım bir tekrardan. Tamam. Ya, geçen bölümde bu APR'ler üzerine bir özet geçmiştim. Ben de şu an kendime bir hedef belirlemek istiyorum. Nasıl gibi? Ben şimdi cobblestone kralı olarak kendime o 43 milyonluk kompres cobblestone'dan yapmak istiyorum. Ondan sonra onu altın bloklardan yaptığım bir odaya koyacağım. Aa. Yalnız o bloğu gerçekten yapabilsek onun ağırlığı nasıl bir şey olur? Ay gerçekten o. Ay felaket olur. Bilmiyorum ya, onu kırabilir miyiz ki bir daha? Bilemeyeceğim. Yalnız onu otomatik yapmanın yolunu da biliyorum. Ya o bloktan otomatik üretebilirim. Zycraft'taki o workbench gibi bir şey falan. Fabrika zaten Zycraft'ımız yok. Değil mi ya? MineFactory Reloaded'la da halledebiliriz işi. Hangi blokta? Onun bloğun adını unuttum. Packager'dı galiba. Ha evet, şey. Packager, evet. Packager'la gayet onu... Evet, bu challenge'larımızdan bir tanesi. Tamam. Challenge no 1. 43 milyon cobblestone. Evet. Challenge 2. Bu benim kendi challenge'ım. Hoş. Bir şey devirdim de. Tabi bu benim challenge'ım değil, challenge için söylüyorum. Doctral Bee. Ben onu bilmiyorum. Timely ve Lordly Bee'nin birleşiminden oluşuyor ve Doctral Bee oluyor. Bir Doctor Who hayranı olarak bunu yapmazsam kendimi affedemem. Hani herkes benim nasıl bir Doctor Who hayranı olduğumu bilir ve bence de şu an yani şu noktada biliyorlardır muhtemelen. Zaten bu noktada iyi geç, daha öncesinden de biliyorlardı. Ve ürettiği şeylerden en önemlisi Handful of Jailbabies. Ciddi mi? Evet. İnanmıyorum. Would you like a jailbaby? Muz ağacı yok değil mi burada? Maalesef. Var. Var mı? Olması lazım. Banana. Parşit polen ne işi? Ha var, inanmıyorum. Elde edilene bakarım şimdi onun. Temporal Frame yapımında kullanılıyor. Yay! Yalnız oha. Bu çok iyiymiş. Temporal Frame yapmak için Doctral Bee'ye ihtiyaç var. Tabii ki. Aslında Timely ve Lordly Bee ile de oluyormuş. Timely, Lordly ve Doctral. Şimdi... Banana ağacımız nasıl elde ediliyor? Yalnız red banana da mevcutmuş. Onda daha çok mu potasyum var acaba? Mümkün. Red banananın olayı ne? Balsa ve can... yapımı da çok kolaymış. Evet ya, kolaymış, ben de baktım. Balsanın elde edimi o kadar zor değil. Bu 10 oranında... Hayır pardon 100 milibakat. Üretiyor. Silver Lime. Bu da 100 milyon bakıt üretiyor. Bu da banana ve K-pop. Tamamen fazladan ağaç olayı. Muz ağacını kesinlikle elde edeceğiz. Tamam. Çünkü muz ve Doctor olmadan bir Doctor Who hayranı kendini burada bulamaz. Şurayı şimdilik kapatıyorum ben. Biraz daha kablostone'umuz olunca tamamlarım. Tamamdır. Evet ve bu kısa özetimizdi. Kısa bir giriş bölümü oldu. Birinci bölüm tam bir giriş bölümü olmadı. Benim standart sıkıcı bölümlerimden bir tanesi gibi oldu. Bu serinin nasıl gidişatı olacak? Evet. Bitirelim mi? Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfteyiz köftediğin günler, iyi eğlenceler. Ah, gene konuşma yeteneğimi kaybettim. Ona bir tane vurur musun? Emin misin? Eminim. Kaç? Evet. Bir tane dedim. Hayırdır, öleceğim, yapma.